Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda daire dağılan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 148'deki şu notta kalmıştık. Hatta bununla bağlantılı neden bahsediyorduk? Biz alan taşımadan bahsediyorduk arkadaşlar. Bu alan taşımanın devamı gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin şimdi. Alan taşımanın içerisinde kullanacağımız bir not, bir özellik gibi algılayabiliriz. Daha öncesinde eşit girişlerin ayırdıkları yayların eşit olmasını biz ispatlamıştık arkadaşlar. Şimdi de eşit girişlerin ayırdıkları bir çemberde, daha doğrusu bir dairede eşit girişlerin ayırdıkları alanlar da yine nedir? Birbirine eşittir diyeceğiz. Sebep çok basit zaten. Daire dilimi oluştursan, hocam burası R, burası R. Burada da daire dilimi oluştursan, hocam burası da R, burası da R. R, R çift çizgi, R, R çift çizgi. İki üçgen, eş üçgen, burası da alfa, burası da alfa oldu. Bu A alanı neye eşit? Daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın. Bu da daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın. Daire dilimleri aynı. Üçgenlerin alanları da aynıysa o zaman buradaki A alanları da ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda arkadaşlar. İspatı zaten buradan geliyor. Ve biz bunu saçma sapan yerlerde alanlar, daire alan parçaları birbirine eşit verildiğinde yan yana getirmek için kullandığımız bir yapı arkadaşlar bu. Bunu unutmayın. Çok önemli bir şey. Eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Hatta ve hatta bunu bir dairede söyleyebiliyoruz ya, aynı şekilde farklı bir dairede ama eş dairede yine biz bunu söyleyebiliriz. Bir eş daire daha çizecek olursam, eğer bunlar birbirine eşse, eş dairede çizecek olursam arkadaşlar, şöyle bir eş dairede eşit giriş çizecek olursam o zaman ne olacak arkadaşlar? Buradaki alan da yine A alanı yapmak zorunda. Yani aynı şeyi eş dairelerde de söyleyebiliyoruz. Eş dairelerde de eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Tamam. Hatta buradan dayanamayıp onu da göstereceğim. Dairede çemberde açıda da göstermiştim. Şöyle arkadaşlar bakın, şöyle bir daire, şöyle bir daire daha çizecek olursam, yani bu daireler eşse, yalnız bu daireler eşse söyleyebiliriz biz bunu. Bu daireler eşse arkadaşlar, şuradaki alanlar birbirine eşittir. Şuradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da bu notun bir sonucunu çıkartabiliriz. Niye? Bu daireler eşse. Ayrı ayrı düşün. Hocam bunun kirişi bu. A birim uzunluğunda mesela burası. Öbür daireyi de şöyle çizecek olursak, bunun da kirişi bu. Bu da A birim. Bak şunun ki A birim. Öbürünün ki de şurada A birim olacak. Pardon. Bak bunun ki şuradaki A birim burası. A birimlik kirişini ayırdığı alan. Öbüründe de sağdakinde de arkadaşlar A birimliğin ayırdığı kiriş burası yaptı. A eşse bunlar, eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. O yüzden buradaki alanla da buradaki alan ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ama tekrar söylüyorum. Ne zaman arkadaşlar? Bu olay iki daire birbirine eşse. Bu ortak kiriş olduğu için eşit kiriş olmuş oluyor. Eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar da birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir sonuç. Hatta bununla da ilgili güzel sorumuz da var tabii ki. Hemen basit sorularla şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Yandaki şekilde kenar uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgen ve bu altıgenin çevrel çemberi çizilmiştir. Hocam düzgün altıgen bu. O zaman bir kenar 6 ise diğer kenarlar da 6'dır. Taral alanlar toplamı nedir? Hocam eşit girişler bunlar. Eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. O zaman bunların hepsi A, 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 A'dır. E o zaman bir tane A'yı bulursam bizden 4A isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Dairenin merkezi neresidir arkadaşlar? Şunu şöyle çizersem bu simetri ekseni değil midir düzgün altıgende? Ya da şunu niye çizmiyorsam, bu simetri eksenidir. E tam merkez burada olmak zorunda. Simetri ekseni ise arkadaşlar, dairenin de simetri ekseni, merkezi burada olacak. Ya da simetri eksenlerin kesim noktası biliyorsunuz şey yapıyor zaten. Tam burası merkez yapmak zorunda. E bu da eşkenar üçgen oluyordu bunlar. Böyle alttan eşkenar üçgenden oluşuyordu. O zaman hepsini çizmeyeyim. Bir tanesi yeterli olacaktır. 6 6. Bir tane A alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Daire diliminin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Daire dilimi pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Buradan A alanı neye eşit oldu? Sıfırlar sadeleşsin, 36'lar sadeleşsin. 6 pi eksi 9 kök 3'e eşit oldu.
A bizden 1, 2, 3, 4 A alanı isteniliyor. O da 4 katı 24 pi eksi 36 kök 3 şeklinde bulundu arkadaşlar. Cevabımız bu yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi. ABCD kare, AB uzunluğu 4 birim. E o zaman AB 4 ise her yer 4 birim değil mi kardeşim? Evet. Yukarıdaki şekilde A merkezli çeyrek çember yayı ile C merkezli çeyrek çember yayı çizilmiş. He. A merkezli çeyrek çember ve C merkezli çeyrek çember eş çember değil mi arkadaşlar? Aynen. Niye eş olduğunu söyleyebiliyoruz? Yarı çapları aynı. Bakın bu çember yayının yarı çapı 4. Öbür çember yayının da yarı çapı nedir? 4. Ha, bizden ne isteniyor bu alan? Arkadaşlar biz dairede alanda neyi biliyoruz? Daire diliminin alanını bulmayı biliyoruz. Hatta biraz daha ileri gidelim. Daire dilimi yok burada. Tamam hocam şöyle düşünebiliriz. Bu alanı bulurken daire dilimi oluşturacağız dedik ya. Şurada aslında bir daire dilimi var. Çeyrek daire dilimi var. Çeyrek daire diliminden beyaz alanı çıkartsak. Ama bu alanı ben bulamam değil mi? O zaman başka bir şey düşüneceğiz. Daha da ileri gidecek olursak biz daire parçasının alanını bulmayı öğrendik. O zaman burada bir daire parçası oluşturacak olursak arkadaşlar. Hop şöyle oluşturacak olursak. Aa hocam şu alttaki çeyrek daireye bakacak olursak. Buradaki alanı A dersem. Bu A'yı bulursam. Ondan sonra buradaki alanda da şuraya da B diyeyim. B alanını da bulursam olay bitti. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar eş daireler değil mi arkadaşlar? Evet. Eş dairelerde ortak giriş. Yani ortak giriş olduğu için ayırdıkları alanlar yani eşit giriş olmuş oluyor. Ayırdıkları alanlar da birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. Neredeki gibi? Bak şuradaki söylediğim gibi eş çemberlerde ortak girişin ayırdıkları alanlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Burada da aynısı. Ortak eş çember burası, eş çember burası ya da eş daire ortak girişin ayırdığı alan A ise bu ortak girişin ayırdığı alan da yine A'dır. O zaman ben bir tane A'ya yoğunlaşayım. Hangi A'ya yoğunlaşayım? Şuradaki A'ya yoğunlaşayım. Bu A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? Hocam şu daire diliminin alanından sarı alanı bulmaya çalışıyorum. Şu üçgenin alanını çıkartırsak olay bitti. Bu daire dilimi çeyrek daire dilimi. Pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanında 4 çarpı 4 bölü 2 değil mi? Evet. O zaman A alanı buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Şunlar şunlar gitti. 4 pi eksi 16 bölü 2'den 8. 4 pi eksi 8 oldu. Ama benden taralı alan isteniliyor. 2 A isteniliyor. O da 8 pi eksi 16 olarak bulunur arkadaşlar. Güzel bir soru. Hatta daha güzeli şimdi geliyor arkadaşlar. Katlamalı matlamalı bir soru. Bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ödül vermeyeyim ya. Vallahi çok ödül verdim arkadaşlar. Bana çok kızacaklar. Bu ödülsüz bir şekilde. Bunda da ya ödül varmış gibi yorum atın ama tamam mı? Belki ödüllü soru diye karıştırıp yine ödül verebilirim. Bazı saflıklarım vardır benim. Saflığımı da kullanın isterseniz. Hadi bakalım bu da ödüllü soru değil. Ama yapın. Videoyu durdurup kendiniz yapın bakalım. Kaç çıkacak? Yapabilecek misiniz? Vallahi çok merak ediyorum. Çok hoş bir soru ya. Vallahi çok hoş bir soru. Bakalım ne diyor şimdi? Yarıçap uzunluğu 6 birim olan daire biçimindeki şekil 1'deki karton AB ve CD boyunca katlanıp şekil 2 elde ediliyor. Bu arada yorum yazmayı unutmayın. Şekil 2'deki KL 6 birim olduğuna göre yani sen bunu böyle katlamışsın. Bunu da böyle üstüne katlamışsın. Katladığın zaman ne olmuş? Katladığın zaman şurada bir KL kestikleri yeri çizmişler. Burası da 6. KL 6 birim olduğuna göre kartonda oluşan 3 katlı bölge. 3 katlı bölge neresi? İşte burası. Sen bunu katladın. Katladığın zaman 2 kat oldu. Bunu da üstüne katlayınca 3 katlı bölge burası olmuş oldu. Yani senden şuradaki parçanın alanı isteniliyor. 3 kat olan yer burası arkadaşlar. Hocam burası 2 kat. Bak 2 kat üstüne binmiş. Hocam burası da 2 kat. 2 kat üstüne binmiş. Ama burası 3 katlı olmuş oluyor arkadaşlar. İşte bu bölmenin alanı nedir diye soruluyor. Bakalım şimdi arkadaşlar neymiş ve nasıl bulacağız. Şimdi öncelikle sen bunu böyle katlamışsın. Çok güzel. Katlanmış hali bir açsak mı acaba? Açalım. Katlanmış hali açsak şöyle bir işimize yarayacak mı? Vallahi bu katlanmış halde açsak şöyle hop şöyle katlanmış hallerinden dolayı ben bunu bulamam arkadaşlar. Bulamam. Şimdi sen bunu katladın ya üstüne binen şeyler yaylar birbirine eşit. Arkadaş bu yayın katlanmışı bak burada değil mi? Peki. Peki buradaki yay parçasının daire parçasının çembere tamamlanmışı bu değil mi? Evet.
O zaman orada da onu düşünebiliriz. Çünkü tamamladığımızda güzel bir şey gelmiyor. Şurayı bulamıyorum arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bunun çembere tamamlanmış halini düşünsen şu. Aa hocam, bunun çembere tamamlanmış halindeki bu. Yani şu çember, yani şu karton. Bu da aynı şekilde. Bunu ters koymuşum, sadece çembere tamamlanmış hali bu karton yapmıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. E hocam, bunun yarı çapı kaçtı? 6'ydı. O zaman bunun yarı çapı da kaç oldu arkadaşlar? 6'lık bir şey oldu. Güzel. Devam. Aynı şekilde sen bunu da aynı şekilde, bu daire parçasında daireye tamamlanmış hali bu değil mi? Aynı yarı çapı 6 olan bir daire. O zaman ben bunu böyle katlamışım. Bu daire parçası burada. Bunun da daireye tamamlanmış hali bu değil mi arkadaşlar? Evet. Bu da aynı daire değil mi? Yani bunun da yarı çapı kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. He. Şimdi güzel bir şey oldu. Ve bizden şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. Yani şu yarı çapı 6 olan bir daire. Bu da yarı çapı 6 olan bir daire. Bahsettiğimiz şeye geldik. Bak burada. Tekrar söylüyorum. Bu iki daire eşse, ortak giriş olduğu için bu alanlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Hocam bu iki daire, bak kırmızı daire ile mavi dairenin devamı eş daireler. Bu daireler eş daireler ve ortak girişinin ayırdığı alanlar ne olmak zorunda? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Yani ben bir tane A alanını bulsam olay bitti. Ben bir tane A alanını, şuradaki A alanını bulayım. O da bu dairenin bir parçası ya. Bu daire diliminde bir parça. Parça alanını bulurken ne yapıyorduk? Daire dilimi oluşturuyorduk. Hemen bir daire dilimi oluşturayım. Bu daire dilimini oluşturduğumda hocam bu yarı çapı 6 değil miydi bunun yarı çapı? Evet, bak yarı çapı 6'ydı. Bu da 6. Aa, burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Yani A alanını nasıl bulabilirim ben şuradaki A alanını? Bu 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını çıkartarak bulabilirim. A alanı 60'lık dilim pi r kare. 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4. Hocam sıfırlar sadeleşsin, 36'lar sadeleşsin. 6 pi eksi 9 kök 3 yapar. Ama benden ne isteniyor? Şu 3 katlı bölme 2 a'lık alanda arkadaşlar. 2 a alanı isteniyor. O da 12 pi eksi 18 kök 3 yapar. Arkadaşlar vallahi başka hiçbir yerde olmayan bir soru tiplemesi. Lütfen dikkat edin. Ben daha bu zamana kadar kitaplarda böyle bir soru görmedim. En azından farklı bir bakış açısı da yakalamış oluyorsunuz. Bilmiyorum. Ben bunu ne zaman yazdım? 2 sene önce yazdım. Kitaplarda daha böyle bir soru görmedim. Geçen sene görmedim en azından. E bu sene bilmiyorum artık kitaplar alındı mı alınmadı mı? Yani biz burada çözüyoruz ya. Çözdükten sonra mutlaka bir kitaba da giriyor. Güzel bir soru. Lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Hoş sorulardan bir tanesiydi bu arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bununla ilgili, hatta açıyla da ilgili sorusunu da çözmüştük arkadaşlar hatırlarsanız. Evet. Geldik buraya. Buna benzer bir soru yapmıştık hatırlarsanız bir önceki videoda. Neydi? Taralı alanlar eşitti. Hocam A alanıydı, A alanıydı. Burası da B alanı dedik. A artı B alanı, bu yarım dairenin alanı, bir de bu üçgenin alanı dedik. İkisini de birbirine eşitledik. Ama soruda taralı alanları eşit vermişti. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Yarım dairenin çapı burası. B noktasında teğet, burası 90 derece. Eyvallah. Şimdi taralı alanlar toplamı isteniyor. Hocam tamam, ben buradaki alanı bulurum. Daire dilimi oluştururum böyle. Daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkartırım şöyle, değil mi? Üçgenin alanını çıkartırım. Peki buradaki alanı ne yapacaksın? İşte burası biraz sıkıntı değil mi? O yüzden böyle sıkıntılı olan yerlerde, hatta şu ayrı gayrı yerlerde saçma sapan alanların toplamları soruluyorsa bize, o alanları yan yana getirmeye çalış. O alanları yan yana getirmeye çalış dedim ve bir önceki videonun son partlarında bahsetmiştim. O alanı aldık, başka yere falan götürmüştük. Bu sefer de yine aynı şekilde bir alan alıp başka yere getireceğim. Hocam ben bu alanı alıp başka bir yere götürebilir miyim? Hayır. Çünkü bununla ilgili ben alanı bilemem. Bu sabit kalmalı. Çok saçma. Ben bunu, o alanı bulamam. Ama en azından şuradaki parça, daire parçası var ya. Daire parçası ya. O daire parçasını başka bir yere götürebilirim. Nereye götürmem lazım benim? Bunun yanına getirmem lazım. Bunun yanına getirmek için bir hamle düşüneceğim. Bak burası 2 iken burası da 2. 2 iken burası da 2. Aa 4'e 4. Burası kaç çıktı? 45. Burası da 45 mi çıktı? Evet, 45 45 90 üçgen çıktı. Bu alanları yan yana getirmek için ayrı gayrı toplamları bulmak sıkıntılıysa yan yana getir. Yan yana getirmek için
Hocam şuradan bir kiriş çizsem. Çünkü daire parçalarının alanlarını yan yana getirmeye çalışacağım. Aa, burada ne çıktı arkadaşlar? Burası 90 derece değil mi? Çapı gören çevre açı. Burası da 45. Aa, bu kirişler eşit oldu. He, ben buradaki alanı iptal edip buraya koyabilirim. Niye? Eşit kirişlerin ayırtları alanlar neydi? Birbirine eşitti. Taralı alan toplamı bu artı bu iken, artık bunu iptal edip buraya koyduysam, yani bu alanı buraya taşıdıysam, işte alan taşımadaki en güzel sorular arkadaşlar. ÖSYM'de dikkat ediyor buna. Lütfen ama lütfen siz de çok dikkat edin. Buradaki alana şey diyebilirsiniz. Hocam burası A iken burası da A deyip, buraya da B deyip, A artı B isteniyor. A artı B bu da diyebilirsiniz ama ben şöyle göstereyim size. Eşit girişler ya, bu alanı iptal ettim. Aldım bunu buraya koydum. Eşit girişlerin alanları eşit olduğu için. Toplam taralı alan ne oldu şimdi? Bunlar oldu. Şu ikisinin toplamı. Yani burası ne yaptı? Üçgenin alanı yaptı arkadaşlar. Şu üçgenin alanını bulacağım ben şimdi. Burası 4 ya. 45, 45, 90 üçgeni var burada. 4 ise 4 bölü kök 2'den burası 2 kök 2, burası da 2 kök 2 değil midir? Evet. O zaman şu üçgenin alanı ne yaptı? Taralı alanına toplamı üçgenin alanı yaptı. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 sadeleşti. Ve cevapta ne çıktı? 4 çıktı. İşte böyle saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamının sorulduğu sorular gerçekten ama gerçekten çok da kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Cevabı da çok hoş çıkıyor. Evet, işi öğrendiniz artık bununla. Mesela böyle saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı verilmişse bize ne yapacağız? Yan yana getireceğiz. Hocam ben bunu taşıyamam. Bunu alanı bilemem. Ama burada bir parça yok. Şöyle bir şey diyebiliriz. Hocam şunu şöyle yaptığım zaman bu daire parçası oluyor. Daire parçalarını bir yerlere taşıyabiliyoruz arkadaşlar biz. Burada bir daire parçası oluştursam. Hocam sonuçta belli arkadaşlar. Soru çözüşürüz, oturacak. Burada da bir daire parçası. Çünkü buradaki beyazı da doldurmam lazım. Bunu çizsem ne olur arkadaşlar burası? Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. Aynı şekilde diğer kirişi de çizsem burası da ne oluyor arkadaşlar? Burada da çapı gören çevre açı 90 derece. Aa, bu doğrusal oldu, köşegen oldu. İkizkenardaki üçgenden burası 45, burası da 45 oldu. Hatta burası da 45, burası da 45 diyebiliriz. Hocam şu kiriş, şu kiriş eşit oldu. İkizkenardaki üçgenden bununla da bu eşit oldu. Şimdi arkadaşlar şu alanı iptal edip buraya taşıyabilir miyim? Çünkü aynı dairede, yarım dairede eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit. Bunu iptal ettim, buraya taşıdım. Hocam şu yarım dairede de, bak bunun yanına getirmeye çalışıyorum. Bu yarım dairede de şunu iptal edip buraya taşıyabilir miyim? Evet. Taralı alanlar toplamı ne oldu şimdi? Bunlar iptal oldu artık. Şu artı bu artı bu. Yani ne oldu? Şu üçgenin alanı yaptı. Bu üçgenin alanında bu bir kare ya. 4, 4. Karenin alanının yarısı da diyebilirsiniz. Ya da direkt üçgenin alanı diyebilirsiniz. O da 4 çarpı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 8 çıktı arkadaşlar. Güzel değil mi? Gerçekten güzel. Gerçekten çok hoş. Lütfen ama lütfen çok dikkat edin buna. Geldim buraya. Allah Allah. Böyle bir soru. Ne diyor bu şimdi? Saçma sapan, burası bir daire dilimi falan filan değil ki, ne yapacağız? Arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Yarı çapları aynı değil mi bunun? B merkezlinin yarı çapı. Hop buraya gelmiş. Aa hocam, B merkezlinin de yarı çapı R iken C merkezlinin de yarı çapı R. Yani C merkezlinin yarı çapı R. B merkezinde R, burası da R. Yarı çapları aynı olan çemberler ya da daireler gördüğünüz zaman, bunu unutmayın arkadaşlar. Yarı çapları aynı olan daireler gördüğünüz zaman ya zaten en etkin silahımız neydi? Yarı çap oluşturmaktı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu tavsiyeme uyun. Böyle merkezlerinden geçmişlerse arkadaşlar, bak yarı çapları bir çember yayı üzerindeyse, daha önce açıda da söylemiştim. Bak yarı çapları aynı. Yarı çapları aynı olan bir çember gördüğünüz zaman kesim noktalarına şöyle çizin. Eşkenar üçgeni oluşturun arkadaşlar. Çok işinize yarar. Daha önce de söylemiştik. Hatta daha öncesinde merkez açıya çizin demiştik ama önemli değil. Fark etmez, aynı şeyin laciverti zaten. O zaman burada zaten en etkili silahımız yarı çap çizmek. Yarı çapı çizdin. Hocam bu da yarı çap. Aa, ne çıktı? Hocam bu yarı çap, bu yarı çap, bu da yarı çap. Bak. Çok güzel oldu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. Aa hocam, ben şimdi şu dilimden A alanını çıkartırsam burayı bulurum. Aynı şekilde bu dilimden de, burası da A alanı değil mi? A alanını çıkartırsam burayı bulur muyum arkadaşlar? Bulurum. Hatta bu da aynı. 120'lik dilim X artı A ise bu da 120'lik dilim X artı A. Bir tanesini bulsak olay bitecek. Bak tekrar söylüyorum, buradan yapmayacağım. Daha farklı bir yoldan yapacağım.
Hocam bu 120'lik dilimden, 120'lik dilimden şu taralı alanını bulmaya çalışıyorum. Bütün parça ilişkisi. 120'lik dilimden şu beyaz A alanını çıkartırsam olay bitti. A alanını nasıl bulacaksınız? A alanını da arkadaşlar şu 60'lık dilimden eşkenar üçgen alanı çıkartarak bulabilirsiniz. Bir yol bu. Ama ben daha farklı bir şekilde yapacağım. Genelde böyle eşkenar üçgenler falan olunca arkadaşlar güzel bir şey oluyor. Alanı bir yerlerden bir yere taşımak lazım. Şimdi ne yapmak lazım? Burada güzel bir hamle yapalım arkadaşlar. Burada bir eşkenar üçgen oluşturdum ya. Burada da bir eşkenar üçgeni yine oluştursam arkadaşlar. Hop şöyle hop şöyle çizsem. Yani 60'lık çizsem. 60, 60. Güzel bir şey çıkacak mı? Belki çıkmazsa yandan o yola dönüş yapabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Güzel bir şey çıkacakmış gibi hissettim. Evet çıktı. Eşkenar üçgen mi bu? Evet. Arkadaşlar şuradaki alanı iptal edip eşit girişlerin ayrıkları alanlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Şuraya koysam. Aa hocam şu alan artı bakın şu alan artı bu alan mı oldu taralı alan? Bak şunu iptal ettim artık. Burasını sil gitsin. Şurası silindi gitti. Bak burası silindi gitti. Burası yok. Mavi alan ne yaptı şimdi? Aldım buradaki parçayı buraya koydum. Bakın şuradaki alan gitti. Yani şu alan gitti arkadaşlar. Bu alanı iptal ettim. Şu taraftaki mavi alan ne oldu o zaman? Şu dilimlik alan bir de şuradaki eşkenar üçgen alanım yaptı. Evet. Buradaki açımız da kaç derece? 60 derece. Yani sen buradaki alanı bulursan 2 ile çarptığında buradaki alanı da bulmuş olursun. Bakın daha kolay oldu. Burada bir alan taşıdığımız zaman daha kolay çıktı. Biraz öncekinde ne yaptık? Tekrar söyleyeyim. Hocam 120'lik dilimden A alanını çıkartırsam olay bitti. A alanı bulurken ne yapacağız? Hocam bu 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını çıkartırsak o şekilde buluyorduk. Sonra da 120 dilimden de A alanını çıkartacağız. İşlem kalabalığı olur dedik. Ne yaptım burada? Bir eşkenar üçgen oluşturdum. Şöyle eşit girişlerin ayrıkları alanlar birbirine eşit olduğu için. Sonuçta eş daire bunlar arkadaşlar. Eş dairelerde de yapabiliriz. Bu alanı iptal edip çift çizdeki alanı bu alanı iptal edip buraya koydum. Toplam mavi alan burası gitti ya. Şu eşkenar üçgen artı daire dilimi yaptı. Eşkenar üçgen artı daire dilimi. Pi r kare. AB uzunluğu 6. Pi r kare 60'lık dilimi yazıyorum önce arkadaşlar. Şurayı yazıyorum. 60 bölü 360 artı bir de buradaki alan nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 6 pi artı 9 kök 3 yaptı. Sadece buradaki mavi alan arkadaşlar. Sadece buradaki mavi alan. Diğer mavi alanda aynısı değil mi simetriyi? Evet. O zaman taralı alan toplamda kaç yapar? Bunu 2 ile çarparız. Yani 12 pi artı 18 kök 3 şeklinde buluruz arkadaşlar. Bu da alan taşımayla ilgili çok güzel sorulardan bir tanesi. Alan taşımayla sorunun çözümünü sadece kısalaştırıyoruz. Normalde uzun yolda da yapabiliriz. Ama eşkenarın olduğu yerde tavsiyem bir daha böyle bir eşkenar yapmak soru kolaylaştırma yöntemlerinden biridir. Genelde de onu böyle saçma bir alan olduğunda böyle yapıyorum. Bir de 60 derece varsa böyle bir eşkenar varsa burada bir daha eşkenar oluşturduğumuz zaman çok da güzel bir şekilde çıkıyor. Dikkat edin lütfen. Evet geldik bu soruya. Ne demiş şimdi? Bu yayla bu yayın toplamını arkadaşlar şu yaya alfa dersem bu yaya beta dersem ne demiş? Alfa artı beta'yı 180 derece olarak vermişler arkadaşlar bize. Alfa artı beta 180 derece demiş. Hocam bu alanların toplamı isteniliyor bizden. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada bunun alanını bulsam, daire dilimi oluştursam. Hocam R burası. Pi R kare beta bölü 360'tan şurayı çıkartacağım. Beta'yı bilmiyorum ki özel bir açı çıkmadı değil mi? Hocam burada da ne yapmam lazım? Buraya alfa da merkez açıdan alfa ya burası. Yine aynı şekilde. Şu daire dilimin alanından üçgenin alanını çıkartacağım. Pi r kare alfa bölü 360 eksi üçgenin alanı. Arkadaşlar alfayı bilmiyorum daire dilimin alanını bulamam. Özel bir açı değil. Özel bir açı olarak da şu an verilen bilgilerle de bulamıyorum. Hatta özel açı olmasa bile hatta 20 derece bulsam bile ne olacak ki? Daire dilimini bulursun ama üçgenin alanını bulur musun? Bulamazsın. O zaman farklı bir şey yapmalıyız arkadaşlar. Ne yapmalıyız sizce? Hocam ayrı gayri yerlerde bunlar. Ben alfayı bilmiyorum, beta'yı bilmiyorum. Daire dilimi oluşturarak sonuca da ulaşamayacağımı anladım. Ne yapmalıyım ben burada? O zaman bu alanları böyle yan yana getirsek. Getirelim bakalım. Arkadaşım aldım ben buradakini. Şöyle bir altılık giriş oluşturdum arkadaşım. Şöyle bir altılık giriş oluştursam. Altılık giriş oluşturdum. Hocam
Altılık girişin ayırdıkları yaylar da birbirine eşit olacak. Altılık girişlerin ayırdıkları alanlar da birbirine eşit olacak. Benden şu iki alanın toplamı isteniyordu. Artık bunu iptal ettim. Altılık girişi buraya taşıdım. Yan yana gelsin dedim. O zaman arkadaşlar taralı alan toplamı ne yaptı? Bu ikisinin toplamı yapacak. Alfa ile betayı da kullanmam lazım. Alfa artı beta toplamda 180 değil mi? 180. O zaman öbür tarafta 180'dir. O zaman burası ne yaptı? 90 yaptı. 6'yı 8'i gördün. 90'ı da gördüysen ne yaparsın? 6, 8 onu yapıştırırsın şöyle. Hocam tam merkezden geçmek zorunda. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bak yarı çapı da buluruz. 6, 8, 10 üçgeninden 10 yaptı. Çapımız 10 yaptı. Yarı çapımız da 5, 5 yaptı. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi dikkat, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ne yapacağız? Taralı alanı bulacağız. Hocam bütünsel düşünelim. Şu yarım daireden üçgen alanı çıkartırsak olay bitti mi? Bitti. Yarımdan üçgen çıkacak. Yarım daire pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanı da 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2 bana taralı alanı verir arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Şu ve şu. Şöyle bir şey. Şu taralı alanları nasıl bulduk? Yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkarttık. Yine bütünsel düşünme. Beyaz alan hikayesi ciddi anlamda çok önemli. Yani cevabımız kaç yaptı? 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den 24'e eşit oldu arkadaşlar. Güzel değil mi? Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gerçekten de çok hoş. Dikkat edin lütfen buna. Ve geldik daire halkasının alanına arkadaşlar. Burada farklı bir mantık olduğu için isterseniz bunu da bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.